2016. Evet. İkinci oldun. <laughs> finalde kaybettin ama ikincilik de çok büyük bir başarı. Olimpiyatlarda. O olimpiyat sürecini senden dinleyelim. Yine bir Avrupa şampiyonası vardı onun öncesinde. 2006'da da. O da Letonya'daydı. Ve o sene başlangıcı bizim için gerçekten de çok zor başlamıştı. Çünkü İlk turnuvamda ayağım sakatlanmıştı. 15 santimlik bir yırtık kanama vardı. Baldırımda. Ee, ve 5 hafta sonra da Avrupa Şampiyonası vardı. Hani gidip gitmeme konusunda kararsızdım. Ama e, işte doktora gitmedim o arada. Ne söylüyorum? Doktora gitseydim herhalde o ben o şampiyona yetişemezdim. Çünkü o kadar büyük bir e, sakatlığı bilmiyorum o iyileştiremezler. Çünkü aynı zamanda daha kardeşim de Akgün, daha kardeşimde aynı zamanda sakatlanmıştı. O doktora gitmişti. Ben gitmedim. Yani hastaneye gitmişti. Ben biraz şey kullandım burada. Alternatif diyelim. Yani sürük tedavisi kullandım. Ee, i̇ki gün aralıklarla işte o bölgeye sülük tedavisi uyguladım. Ve iki, haftada, i̇ki hafta sonra antrenmanlara tekrar devam etmeye başladım. Yani ayağım üstüne direnç göstermeye başladım. Yırtık çok kötü bir şey yani. Böyle sporcu için gerçekten de hani e, o ayaktan umudu kesecektin. O kadar büyük yırtık olduktan sonra neredeyse normal şartlarda bir ay, iki ay gerçekten de zor iyileşebilecek bir yırtık oluşmuştu. Ama o sülük tedavisiyle onu kısa zamanda iyileştirerek o beş hafta, dört buçuk hafta sonraki Avrupa Şampiyonası'na kendimi yetiştirdim Allah'a şükür. Ee, ve çok zorlu maçlar yaptım. Yetiştirdim ama tam da hazır değildim. Güç olarak. Hani forum olarak. Ama e, özellikle şey maçını düşünüyorum. Yarı final çeyrek ma final maçında Rus rakibimi yenmiştim. Ve böyle o kadar zorlandım ki hazır olmadığım için. İşte dışarı kendimi zor attım sonra. E, ve yarı final maçında da İsveç rakibimle çıkacağım. İşte ben çok kötü durumda böyle başım dönüyor yere yatıyorum hani kendime gelmeye çalışıyorum bir türlü gelemiyorum. Bir baktım e, İsveç rakibim de aynı durumda. <laughs> o da işte bir çöp fışadı vurmuş hani şey yapıyor. E, hani kusmaya kadar gelmiş yani onun olayı. O yüzden onu öyle görünce tekrardan bana can geldi. <laughs> ve yani finalde çıktım ve dört. 4 4-2 evet 4-2 kazanmıştım. Final maçında da işte Ukrayna'da rakibim vardı. O da 4 rakibini finale gelene kadar tuşladı. Yani 4 rakibini finale gelene kadar tuşladı. O zaman da ayak güreşi vardı. Yeri güreşi yoktu. Normalde yeri güreşinde benim o Ukrayna'lı rakibimle ortalama 2 dakika sürüyor maçım. Hemen yani basıyorum böyle şey pasifteyi verdiriyorum yere indiriyorum. Yerde çırpma yaparak. paradı çok kötüydü ve bir de ben de iyi sıkıyordum. Ee, hemen iki, dakika, iki, dakikada diğer maçlarım hep iki dakika sürdü ondan. Ayakta güreş ayak o sene kural değişmişti yani yeri güreş kalkmıştı. O da onun da saltozu çok iyi. Salto bağlanması var böyle. Ee, herkesi at, salto atarak ya da saltın işte e, o tutma yaparak böyle e, arkaya doğru herkesi tuşlamıştı. Ama e, ben de sakatım tabii. Sakat sakat neyse mindere çıktık. O kendine çok güveniyordu beni yeneceğim diye. Ben de tabi tabii içimden dedim o maçın sonunda böyle olur. Öyle bir havası vardı çünkü. Allah'a şükür işte ilk devreyi 0-0 bitirdik. İkinci devrenin başında hemen ilk 10-15. saniyesinde beline girerek ee, rakibin belime girdim ve o boynundan tuttu. Beni arkaya doğru yatmaya çalıştı. Atarken ayaklarını kullandı normalde. Hani herkes izleyen öyle diyor işte iyi kurtuldun diyor ama Orada ayaklarıyla beni kaldırıp atmıştı. Ee, Allah Allah'a şükür yani 25 kiloyum ama <laughs> büyük bir esneklik göstererek oradan rakibimi tuşa yatırdım. Tuşta yakaladım ve tuş e, tuşladım. Yani o 5 rakibimi tuşlayarak finale çıktı ve finalde tuşlanarak kaybetti. Bu <laughs> da çok e, güzel bir maçtı. E, güzel bir başarıydı benim için. E, ve sonradan da işte tekrardan e, sakatlandım. Ondan sonra orada biraz daha yükseltmişti böyle. iki haftalık falan yine bir sorun yaşadım. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. Ve o iyileştikten sonra tekrardan Rio Olimpiyatları için hazırlıklara başlamıştık. Tabii ya bu işi başaracağız. Ya e, şampiyon olacağız e, dedik ve hedefimizi ona göre belirledik. Yine çok çalıştım. Yine çok emek harcadım. E, i̇nşallah bu kez nasip olur dedik. İşte finalde yaptığımız ufak bir hata, bir dengesizlik diyelim maçı kaybetmemize neden oldu. Ee, yine ikinci olmuştum hani olimpiyatlarda bir üçüncülük ve onun ardına bir tekrar ikinci olmuştum ee, ve kendime ondan sonra şunu dedim İnşallah benim için şu dört yıl güreş spor hayatım için son yani bu dört yıl benim için seferberlik olacak dedim. Her sene Avrupa Dünya Şampiyonu olarak yoruma devam edeceğim. İnşallah 2020'de de bu iş şampiyonlukla bitirmek istiyorum diye söz verdim. Allah aşkına geçen sene 2017 Avrupa ve Dünya Şampiyonu olarak zaten kapattım. Bu sene de yine hedefim Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmak. 2020'ye kadar bunu bu şekilde devam ettirmek. Bunu da başaracağıma inanıyorum yani bu kadar başarı kazanmış bir sporcu olarak.